Şimdi geçelim hurma hikayesine. Şimdi geçen hafta ben çok dermansız konuşurdum. Bugün canlandım. Niye? Diyeceksiniz bu adam sesi çıkmıyordu geçen hafta. Geçen hafta su orucu tutuyordum çünkü. Su orucu tuttuğum için de su orucu çalışan bir adamın su orucu tutması zor bir işi. Bana başaramazsın dediler. Ama 2 sene önce 12 gün tuttum. Bu sefer 12 gün tutamadım. 7 gün tuttum. 7 günde şey pardon 6 gün. 6 günde 7 kilo verdim. 6 günde 7 kilo. 89 kilodan 82 kiloya düştüm. Fakat bu ağır bir metot olduğu için ben yeni bir diyet formülü geliştirdim. Evet, burada ne görüyoruz? Hurma. Şurada da yoğurt görüyoruz. Hurma yoğurt. Hurma yoğurt diye internette bir şey var zaten. Diyet şekli var. Sabah öğle akşam 3 tane hurma yiyorsunuz. 3 tane hurma. Bu büyük kase, biraz küçük kase olması lazım. Ve bir kase yoğurt. Fakat sürekli hurma yoğurt yerse kişide kabızlık olabilir, sindirim zafiyeti olabilir. O zaman ne yapmak gerekir? Bir tane limon, yarım limon bir diyelim. Bir bardak suya ama sıcak olmasında fayda var. Sindirim sistemini, bağırsakları, mideyi temizlemesi için. Sabah kalktığında kişi bir limon, yarım limonu yarım. Bir bardak suya sıcak veya ılık, soğuk olmasın. Sıcak veya ılık, bunu soğuk. İçemeyeceğiz, sonra içersin. Yarım limonu sıkıyoruz. Bir bardak ılık veya sıcak suya içiyoruz sabah. Öğle, akşam. Kahvaltıdan önce, yemekten önce. Ne yapıyor? Mideyi, bağırsakları tertemiz ediyor. Böyle başlarsak ondan sonra 7 tane hurma, bir tane bir kase yoğurt. Günde 3 defa. Sadece hurma ve yoğurt mide ve bağırsaklar temizlenmezse baş ağrısı yapar. Bir de kabızlık yapabilir. Kabızlık yapmasın diye salata yemek gerekir. Salataya ne yapmak gerekir? Bir limon, iki sirke, üç zeytinyağı katmak gerekir. Evet, bu diyetin adı nedir? Hurma, yoğurt, limon, salatanın baş harflerini alırsak HYLS veya Gökçek diyeti de diyebiliriz. Uzun bir şey oldu. HYSL. Gökçek diyeti diyebiliriz. Bu hurma diyetinin, mevcut diyetin yan etkilerinin ortadan kaldırılarak geliştirilmiş halidir. Yani şimdi hurma, yoğurt yediniz, yediniz. Bağırsaklara yapışan zift gibi pisliklerin çözülmesi için limon suyu önemli. Su, ılık su veya sıcak suyla limon çözer. Bağırsakta ne varsa çözer. İki, kabız olma ihtimali var. Kabız olma riskini iyi değil. Çünkü bu birçok toksik madde oluşur kabız olunca. Bunu önlemek için de çok az yarım kase salata yenebilir. Salatada mutlaka limon suyu, sirke, zeytinyağı katmak gerekir. Evet. Bu diyete Gökçek diyeti diyoruz. Geliştirilmiş efendim hurma ve yoğurt diyetinin geliştirilmiş halidir.